İsmail Saymaz, halkdevi.com.tr Yoğun bakımdaki 80 ölüme soruşturma izni çıktı. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımında en az 80 hastanın 6 Şubat depreminde oksijen yetersizliği yüzünden hayatını kaybetmesine ilişkin olarak eski il Sağlık Müdürü Mustafa Han Bolat ve Başhekim Sıtkı Sönmez hakkında 18 ay sonra görevi ihmal suçundan soruşturma izni verildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı soruşturma izninde hastanenin fiziksel ve teknik sorunlara yönelik aksaklıklara ilişkin tespit ve yazışmaları yapmış olsalar da, personelin böyle bir afete hazırlanması için yeterli tatbikat ve bilgilendirmeleri yapmadıkları, tedbirleri almadıkları, hastaneyi gerekli hizmeti verecek şekilde çalıştırmadıkları belirtildi. Bu hastanede yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan Abdullah Gül olmasaydı dosya büyük ihtimalle kapanacaktı. Altından fay hattı geçiyordu. Hastane için ilk önce gün yazıdaki adliye binasının arkasındaki arazi düşünülmüştü. 2010'da plan değiştirilerek Güzelburç Mahallesi tercih edildi. Burası Amik Gölü havzasındaydı. Sulak topraktı. Altından fay hattı geçiyordu. İddialara göre iktidara yakın ailenin bölgede kurduğu otel, uydu kent ve AVM'ye yakın olsun diye hastane bölgeye taşındı. Ölüm Projesi Hastane kurulurken en çok itiraz eden Birlik Sağlık Sen üyesi sağlıkçılardı. Gül, sendikanın Hatay temsilcisiydi. 2010'da Elazığ depremi sonrası yaptıkları açıklamada, birinci derece deprem riski olan bu noktaya hastane yapılması hem maliyeti katlar hem can kaybı olur dediler, uyardılar. Hem de 3 yıl boyunca. 2011'de Van depremi sonrası hastanenin iki fay hattı ortasına inşa edildiğini anlatarak depremde şifa mı olacak yoksa felaket mi diye sordular. Korkunç ihmal, enerji hattını su basıyor. Sağlık Bakanlığı 2011'de inceleme yaptı ve TOKİ'ye yazdığı yazıda zeminin sağlam olmadığını, düşük kotta yer aldığı için kışın 1-1,5 metre su birikintisinin oluştuğunu, su baskınına karşı zemin katın 2 metre yükseltilmesi gerektiğini vurguladı. Bakanlık, hastaneyi teslim aldıktan sonra 2016'da Busbar adı verilen elektrik dağıtım sisteminde projelendirme hatası yapıldığını fark ettim. Trafo ve jeneratör bahçede tek katlı odada yer alıyordu. Enerji hattı odadan hastaneye yer altından gidiyordu. Hastanenin inşasında su baskınından ötürü eksi ikinci kat iptal edilirken enerji hattı yer altında unutuldu. Baskına karşı galeride izolasyon yapılmadı. Her yağmurda tüneli su basıyor, elektrik kesiliyor ve patlama meydana geliyordu. İl Sağlık Müdürlüğü TOKİ'den önlem alınmasını istedi. TOKİ alt işverene bildirdi. Firma suyu tahliye için dalgıç pompası yerleştirdi. Oysa pompanın çalışması için elektrik gerekiyordu. Sağlık Müdürlüğü alt işverene dava açtı. Yine çözüm sağlanamadı. Çok riskli. Sağlık Müdürlüğü Şubat 2019'da TOKİ'ye yazarak buz bar galerisinin su yalıtımının düzgün yapılmadığını, arıza yaşandığını, su dolması sonucu buz barın kısa devre yaparak patlamaya sebep olacağını bildirdi. Su yalıtımının sağlanmasını veya alternatif çözüm üretilmesini istedi. TOKİ, galerinin projeye uygun yapıldığını, su basma riskine karşın önlem alındığını savundu, önlem dediği dalgıç pompasıydı. TOKİ, hastanenin İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderdiği yazışmaya yer verdi. Yazışmada Buspar'ın risk oluşturduğu belirtilerek şöyle denildi. Bölgenin fiziki, coğrafi ve iklim şartları göz önünde bulundurulduğunda, busbar sisteminin çok büyük risk oluşturduğu, Sağlık Bakanlığı ve TEDAŞ tarafından alternatif enerji hattı yapılabilmesi için çalışmaların başlatılması. TOKİ yazışmayı dayanak göstererek topu Sağlık Bakanlığı'na attı. En az 80 can. Bu ihmalin sonucunda 6 Şubat'ta enerji hattı hasar gördüğü için elektrik kesildi. Depreme dayanıklı olması gereken trafodaki panolar devrilince jeneratör devreye girmedi. Kesintisiz enerji kaynağı birkaç saatte tükendiğinden oksijen akışı kesildi ve yoğun bakımdaki dördü çocuk en az 80 hasta can verdi. Yoğun bakım hemşiresi anlatıyor. Gül kurulurken protesto ettiği hastaneye 2019'da yoğun bakım hemşiresi olarak atandı. Depremden 4 saat öncesine kadar nöbetteydi. Sarsıntıya evde yakalandı. Gül şu bilgileri veriyor. Elektrik kesiliyor, jeneratör devreye girmiyor. Oksijen sistemi patlıyor. Oksijen sistemi olmadığı zaman hastanın yaşama ihtimali yok. Gül hastanede asansörlerin sürekli arıza yaptığını, elektrik, su ve havalandırma sorunlarının bulunduğunu ve sigara içilmemesi için yangın merdivenlerinin kilitlendiğini öne sürdü. Deprem gecesi hastanede nöbet tutan bir görevli de WhatsApp grubunda yaşadıklarını paylaşırken, insanlar saatlerce bağırarak yağmur altında vefat etti diye yazdı. Bütçe yok. Hastanede Ekim 2021-Ekim 2022 arasında başhekimlik yapan Profesör Yunus Doğramacı bana yaptığı özel açıklamada Busbar'ın sürekli kesildiğini kaydederek fay hattının yer altından geçtiğini ve dayanıksız olduğunu herkes söylüyordu dedim. Buz var, sulak araziye uygun olmadığı için sağlık müdürlüğüne yazı yazdığını ancak Hambolat tarafından geri çevrildiğini ifade etmişti. Doğramacı şöyle yazdım. Burası sel bölgesi. Sel basar, jeneratör devre dışı kalırsa millet yoğun bakımda ölür. Sorumlusu ben olurum. Dediler ki önlem aldık, dalgıç pompaları. Dedim yetmez. Dediler ki bütçe yok. Kim dedi? Doğramacıya göre Hambolat. Doğramacı depremden sonra karşılaştığı Hambolat'ın buz bar kırıldı. Jeneratör devre dışı kaldı. Kurtarabildiğiniz kadar insan kurtardık. Ölenler oldu dediğini söylemişti. Doğramacı jeneratörler devreye girse hastalar kurtulurdu demişti. Tek suçlu bu iki kişi mi? Milyonlarca TL harcanarak inşa edilen hastane 6 Şubat'tan 17 ay sonra yıkıldı. Yıkımdan bir ay sonra geçen 20 Ağustos'ta Hambolat ve Sönmez hakkında soruşturma izni verildi izin 18 ayda çıkıyorsa davanın açılması, yargılamanın bitmesi ne kadar sürer? Hemşire Abdullah Gül'ü yaşarken görebilir mi? Hem zaten ceza verilse ne yazar? Bu suçun cezası 3 aydan 1 yıla kadar hapis. İki kişi mahkum edilse bile verilecek ceza ertelenecek, bir gün bile tutuklu kalmayacaklar. Olmaz ya, diyelim kaldılar. Adalet sağlanmış mı olacak? Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni fay hattının üzerine ve sulak araziye inşa ettirenlerin ve buz bar sistemini düzgün yapmayanların ve bütün uyarılara rağmen alternatif enerji hattı kurmayanların da soruşturmaya dahil edilmesi gerekir. Bu arada Hatay Valiliği hastane ek binasının 6 Şubat'ta yıkılıp 8 hemşire 72 insanın can vermesine ilişkin olarak Hambolat'ın soruşturulmasına izin vermemişti.